Herkese selam. BTC Haber'de Sanat'ın NFT Hali programında bugün Alem Şah Öztürk ile beraberiz. Programdan önce bana sürekli uyarılarda bulundular. O yüzden hatırlatmak zorundayım. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu masum gözlerle istedikten sonra bence herkes takip edecek zaten. Birkaç abone kazanmışız. Öyle dedi. Nasıl? Allah aşkına. Kırmadın. Sağ ol. Hoş geldin. Rica ederim. Nasıl gidiyor? Yolunda mı her şey? Yolunda. Keyifli, güzel, heyecanlı. Vallahi piyasayı sildiniz, süpürdünüz diyebilir miyiz abi? Bize bir şey bırakmadınız diyebilir miyiz? Estağfurullah. Biz yolu açtık. Yolu ne kadar geniş açarsan arkadan o kadar çok insan geliyor. Vallahi bilirsin. Süperdiniz. Fluffy Polar Bears takip edenler zaten biliyordur. Çok fazla kişiye ulaşan, çok iyi bir hacim elde eden ve süper bir başarı sağlamış harika bir Türk projesi. Alem Şah Öztürk ve Selçuk Erdem ortaklığında mükemmel bir proje çıkarttılar ortaya. Şimdi bu proje üzerine biraz konuşalım istedik. Tabii. Abi ben Matrix'teki, böyle Matrix Reloaded'daki Neo gibiyim. Böyle mimarla konuşması var ya onun. Aynen. Şu an böyle NFT nedir, ne değildir böyle en aptalca soruları sorup açıklatmaya çalışacağım sana. Sen nasıl tanıştın? Bu NFT neydi? Çünkü bu işin öncülerinden birisin aslında. Eyvallah, çok sağ ol. Yani böyle biz hiç bilmiyorken Allah Allah ne yapıyor bu Selçuk abi, Alem Şah ne yapıyor falan diye düşünürken sen böyle bizim hayatımıza NFT falan diye bir terim soktun. Neydi abi bu? Ben NFT ile ilk tanıştığımda CryptoKittens çıkmıştı. Dünyanın ilk NFT projesi ve böyle insanlar kedilere yüz binlerce dolar ödüyorlar. Niye ödüyorlar anlamıyoruz falan. Ve böyle Ether Network'i sıkıştı çünkü CryptoKittens yüzünden diyorlar diyorum. İki tane kedi resmi yüzünden koca Ether mi sıkıştı ne oldu falan anlamıyoruz gaz fiyatı falan. Çünkü eğer token satın alıyorsan gaz fiyatına etkilenmiyorsun. Çünkü gaz çok az token alıp satarken. O yüzden gaz diye bir düşüncen yok zaten. Sürekli gaz diye bir şey duyuyorum, NFT diye bir şey duyuyorum, CryptoKittens diye bir şey duyuyorum. Sonra dedim gideyim alayım. Yani neymiş bu kadar şey? Bir girdim fiyatlar böyle 50 bin, 100 bin dolara çıkmış dedim. Şimdi kediye 100 bin dolar vermeyelim. Pişman oldum tabii sana vermeyince. İlk onu görünce bu nedir diye araştırıp önce bir teknik tarafını anladım. Hani işte fungible token, non-fungible token hikayesi. Oradaki basit hikaye de şu, aslında Bitcoin dediğin şey bir para birimi ve bir Bitcoin ile diğer Bitcoin'in yani bir 100 lira ile diğer 100 liranın farkı yok. İkisi de 100 lira yani. Onların hani ayrı ayrı tutmanın hiçbir önemi yok. NFT'de ise ayrı ayrı tutmasının önemi var. Yani bir 100 lira diğer 100 liraya eşit değil. Bir 100 lira başka bir sanat eseri, öteki 100 lira başka bir sanat eseri. O yüzden zaten non-fungible token deniyor. Bütün ismin gelme esprisi oradan geliyor. Her üretilen şeyin gerçekten unique olması ve haklarının o objenin sahibi olan kişiye ait olması üzerine. Böyle çıktı konsept. Bu konseptin bu kadar tutmasının sebebi ne? Çünkü bir ihtiyacı çözdü bu. Çözdüğü ihtiyaç neydi? Ya şu an mesela bir galerideyiz. Bir sanatçının bir galeriye girmesi bir problem. Bir küratörü olması lazım, bir menajeri olması lazım. Global hale gelmek istiyorsa global connectionları olması lazım. Globalde bir iki galeriye girmiş olması lazım. Bir auction'a girmiş çok kişi yani ve özellikle de sistem zorlaştırılmış bir sistem. Çünkü bundan para kazanan insanlar var. O yüzden de akışı kontrol etmek istedikleri için tüm kapıları tutuyorlar. Ve o kapılardan geçecek insana karar veriyorlar. Kazanacakları paraya göre. Sanatın her zaman sanata göre değil birazcık daha işin ticari tarafı da var. Şimdi NFT bunu ortadan kaldırdı. Niye? Çünkü Twitter olan bir insan, bir sanatçı işlerini gösterip arkadaşlar bunlar benim yaptığım işler. Şimdi NFT koleksiyonuma başladım şöyle bir konseptle. Şunu yapıyorum diye yapış sürecini anlatıp bunun arkasındaki fikri neden sanata döndüğünü, neden böyle bir koleksiyon yaptığını, kendi ne diyelim izleyicileriyle, fanleriyle, sadık takipçileriyle paylaşıp onları da bu yolculuğun bir parçası haline getirip, o üretim yolculuğunun bir parçası haline getirip sonrasında da bunu yine hani satışını kendi üzerinden, OpenSea'dan ya da diğer bir kanaldan hiçbir aracı kullanmadan, platform harici satabiliyor. Şimdi böyle olunca bir hani daha fazla sanatçı satış yapma şansı buldu her şeyden önce. Daha fazla sanatçının satış yapma hakkı oldu. İki, fiyatlar gerçek dünyanın çok üstünde. Yani işte X sanatçısı eski bir işini 30 bin dolara satıyorken şimdi 1 milyon dolara satıyor. Şimdi hiçbir sanatçı buna hayır diyemez zaten. Hani çünkü hak ettiği para aslında o 1 milyon dolar. Ama ötekine kabul etmek zorunda çünkü ondan fazlasını kimse vermiyordu daha önce. Şimdi ondan fazlasını verebilecek bir kitle var. Bu sanatçı için çok iyi bir şey. Bence toplum için de çok iyi bir şey. Niye? Sanatçının daha iyi para kazanıyor olması hiçbir zaman kötü bir şey değil. Her zaman iyi bir şey. Çünkü sanatçı genellikle o parayı sanatına harcıyor. Ya da başka sanatçılara destek olmaya harcıyor. Birazcık Web3 kültürü de öyle gelişti ya NFT ile beraber gelişen.
sanatçı para kazandıkça başka sanatçıları desteklemeye evet, başlıyor. Böylelikle aslında bir community de oluşuyor. Aynen, aynen. Böyle oldukça community yani. Böyle algoritmik büyüyor. Yani. Yani bir sanatçı 5 sanatçıya dokunuyor. 5 sanatçı 50 sanatçıya dokunuyor. 100 sanatçı 1000 sanatçıya dokunuyor. Hani böyle gittikçe büyüyen ve üstelik de kendini besleyen bir sisteme dönüştü. O yüzden bence NFT özellikle sanat için çok life changing bir şey oldu ve oluyor. Son bir yılda ben o kadar çok insandan şunu duydum ki yerli yabancı. Abi işte hayatım değişti. İşte böyle ne bileyim öğrenci kredimi ödeyemiyordum. Şimdi kendime ev aldım, araba aldım. Stüdyo kurdum. Kafam yerinde. Çılgınlar gibi çalışıyorum. Hiçbir şey düşünmeden sanatımla uğraşıyorum. Diyor. E şimdi bunun dünya için kötü olma ihtimali yok yani. Daha fazla sanat. Bence dünyaya kötü bir yer yapmayacak. Tabii. Daha fazla. Ve daha kolay ulaşılabilir hale getirdi kesinlikle. Aslında sanatı değil mi? Kesinlikle. Yani bir galeriye gitmeden aslında direkt gözlükleri bile takarak bir VR aynen. galeriyi gezebiliyoruz. Ya bir yandan da şöyle bir şey oluşuyor. Şimdi sanat genel kültürü artıyor. Bence çok iyi bir şey bu. Yani insanlar sanat takip etmeye başladı. İnsanlar sanatçı avlıyorlar. İnsanlar işte birini erken bulup onun ilk NFT'lerinden birini almanın peşine düştü. Buna çok güzel heyecanlar bence. Çünkü şöyle bir şey. İnsan ne görürse, neyle beslenirse onu konuşuyor, onu üretiyor, onu yaşıyor. Daha çok insanın sanatla besleniyor olması, sanatçıyla konuşuyor olması toplumun genel kültür seviyesi için ve aslında bizim evrimimiz için insanlık olarak çok iyi bir şey. Ve her ne kadar herkes buna böyle bir işte hype, işte trend falan diyor ama öyle bir şey değil. Bu bayağı paradigm shift. Hani çok büyük bir değişim yaşıyoruz aslında. Yani bu ivmenin sen hep böyle devam edeceğini düşünüyor musun? Yani artarak devam edeceğini düşünüyor musun? Yoksa bu bir arkasına rüzgar aldı, bir süre böyle devam edecek gibi mi? Ya şöyle, yeni bir platform çıktığı zaman ya da hayatımıza yeni bir teknoloji girdiği zaman başta ilk önce çok büyük bir şey oluyor. Dediğin gibi bir heyecan ve saldırma oluyor. Apple'ın ilk çıktığı zamanları düşün. Ya da PlayStation'ın ilk çıktığı zamanları düşün. Ama bazı markalar o ne diyelim heyecanı devam ettiremiyorlar ya da bazı konseptlerde devam etmiyor. İşte atıyorum BlackBerry ilk çıktığında eminim çok fazla sevinen olmuştu. Ama sonra hani 3 yıl işte Apple çıktıktan sonra kimse geri dönüp bakmadı yani. O yüzden de şu an tam o hani ilk cicim ayları dediğimiz dönemdeyiz. İlk cicim yılları hatta. Şu an Google search'lerde galiba coin'i ilk defa geçmiş NFT aramaları. Aynen öyle geçti. Ve daha büyük markalar girmediler bir de NFT. Hani şimdi giriyorlar. Ve NFT bir tek sanat değil, oyun tarafında da NFT çok kullanılıyor ve büyük oyun şirketleri de daha girmediler. O yüzden aslında biz neredeyiz biliyor musun? Biz tam ground zero'dayız. Hani atom bombası düşecek, biz gelişini görüyoruz. Hani tepemize doğru geliyor. Evet bak bomba geliyor, çok iyi olacak burası modundayız. O yüzden bence bir iki yıl daha var o hype kısmı için. Sonra her konuda olduğu gibi normalize olacak. Normalize olacak ne demek? Artık herkes NFT'yi biliyor olacak. Sanatın, toplam sanat cirosunun bir kısmı NFT ile yapılıyor olacak. Ve tüm dünya bunu kabul etmiş olacak. Tüm auction evlerinde Sotheby's'in, Christie's'in yaptığı gibi NFT'ler satılacak. NFT dünyasının ünlü sanatçıları, geleneksel dünyanın ünlü sanatçıları diye belki konseptler olacak. Belki yeni kelimeler çıkacak. Belki buna NFT artist demeyeceğiz de digital artistin adı zaten NFT artist olacak. Yani bu normalize olacak. Hayatımızın bir parçası olacak. Ben kaybolacağını düşünmüyorum. Abi şunu da soracağım. Şimdi sen yani marketing tarafında birisin. Evet. Şimdi ben çizer tarafından Selçuk abiyle daha fazla empati yapabiliyorum. Tabii. Şimdi bir çizer olarak atıyorum senden bir telefon geldiğinde işte ya NFT diye bir şey var. İşte şöyle bir şey çizsen abi, şöyle bir şey işte eklesen, bir şapka, gözlük falan filan. Nasıl anlattın bunu Selçuk abi? Nasıl ikna ettin mesela? Ya çok komik oldu. Şimdi Selçuk'la çok eskiden beri arkadaşız. Bir de bizim hayat görüşümüz çok fazla benzeşiyor. O da böyle biliyorsun birazcık aykırı ve lafını esirgemeyen bir insandır. Ben de çok benzer bir insanım. Hayatım belli konularda belli insanlarla hep itişmelerimiz olmuştur. Benzer şekilde. O yüzden ben zaten onun dünya görüşünü çok beğeniyordum. Karikatürleri zaten hani yıllardır hastasıydım. Artı bir de biz çok erken tanıştık Selçuk'la birkaç işten dolayı. Ve hep güzel bir iletişimimiz oldu. Bu ilk NFT işlerine girmek için ben 15 tane fikir geliştirdim. 15 farklı koleksiyon fikri. Bunlardan sadece 2 tanesi yapıldı. O yüzden geri kalan 13 tanesi hala çok iyi fikir. Bunlardan bir tanesi 10K koleksiyon yapma fikriydi. Diğerleri oyun fikirleri vardı. Değişik böyle AI'lı değişik işler vardı. Ama bir 10K koleksiyonu da yapmak istiyordum. Ve Türkiye'de de yoktu. Ve hani Türkiye'de bunu kimle yapabilirim? En doğru insan kim dediğimde Selçuk bana çok doğru bir isim olarak geldi. Birkaç sebepten. Birincisi global olarak tanınıyor Selçuk'un belli işleri. Artı çok büyük bir kitlesi var. Ve çok çalışkan ve titiz bir insan. Daha önce de çalıştığım için biliyordum.
Ve NFT işte sen de yapıyorsun biliyorsun. Çılgınlık yani. Oturup böyle aylarca çizim yapıyorsun. Hiçbir şey görmeden. Sonra onların hepsi bir makineye giriyor. Böyle pırp diye NFT'ler çıkıyor. Vah filan oluyorsun. Ama o zamana kadar sürekli çalışıyorsun. Ben böyle en kötü versiyonunu anlattım Selçuk'a. Dedim şimdi seninle bir koleksiyon yapacağız. 2-3 ay çok çalışacağız. Sonra çok güzel olacak. Tüm dünyada satılacak, tanınacak vesaire. Sonra daha çok çalışacağız. Sonra bir iki yıl daha çalışacağız. Hadi ya falan demedim abi. Kalkmaza iş falan filan demedim. Bizde vardır çünkü böyle direkt tabii, hani yok ya. Ya işte ben Selçuk'la o yüzden konuştum. Şimdi başka bir sanatçıya gitsem var bir sürü arkadaşım. Abi kim uğraşacak falan diyecekler. Ben de yani bir de mesela şunu anlatamıyorsun ya bak çok para kazanacaksın. Tüm dünyada tanınacaksın. Mesela söylediğime de inanmıyor ya. Yani olmaz diye düşünüyor mesela o sırada. Şimdi Selçuk'la ilişkimiz başka bir şey olduğu için bir de Selçuk çok akıllı bir adam. Dedim bak NFT diye böyle bir şey var. Dünya buraya gidiyor. Bored Ape'i gösterdim. İşte Crypto Kittens'ı gösterdim. İşte nereye gittiğini gösterdim. Benim ne düşündüğümü gösterdim. Ve konsepti anlattım ona. Aklında böyle bir konsept var diye. O bir takım bir şeyler söyledi. Sonra işte biraz konsept değiştirdik ve Fluffy Polar Bears'e karar verdik. Sonra ben işte ona dünyayı, marketingini, bu işi nasıl büyüteceğimizi anlattım. Onun aklına yattı. Sonra ekip kurduk, başladık. Ve ona attığım ilk WhatsApp mesajını saklıyor hala. Geçen bana screenshot'ını atmış. Tam 25 Temmuz'da yazmış. Abi NFT diye bir şey var, sana anlatacağım, kopacağız diye. Sonra biz 25 Ekim'de o da yakında çıktık. Bir NFT olur mu acaba? Aynen, böyle tek kare bir mesaj. Olabilir gerçekten. Ve 25 Temmuz'da işte konuşmuşuz ilk. 25 Ekim'de de koleksiyon çıktık işte. Tam 3 ay sonra. Süper. Abi peki yani bu sonuçta sadece böyle hadi çizdim oldu bitti. Değil tabii. Yayınlayalım, koyalım işte, mintleyelim. Buradan böyle küçük altyazı olarak mint nedir aynen, vesaire. Mint ilk böyle NFT 101 programı gibi. Alttan böyle bant geçiyor. Aynen. Mint, bant ekliyor. İki nokta. yani o şimdi 10 binlik projeyi siz 5 saniye içinde sattınız. O geceye geleceğiz evet. De. Yani oraya bir 10 bin kişi çektiniz en az. Evet. Daha fazla. En az 10 bin kişi var orada. O insanlara onu söyleyip onu anlatmak ve onları oraya çekmek nasıl bir marketing başarısı? Orada nasıl ipuçları vardı mesela? Yeni NFT işine girmek isteyenler için. Yeni NFT'ye giren arkadaşlar için. Genç ya, amatör orada, arkadaşlar. Orada şöyle bir şey var. Benim geçmişim çok uygun bu konuya. Çünkü ben digital artistim zaten. 10-15 yıl digital artist olarak hem çalıştım hem sergi yaptım. İşte Trendsetter dergisinin kapaklarını yapıyordum, illüstrasyon yapıyordum markaları falan. O yüzden şimdi bir taraftan geçmişimde sanat var. Diğer taraftan reklamcılık kariyerime ben zaten art direktör olarak başladım. O yüzden önce art direktördüm, sonra animatördüm, sonra kreatif direktördüm, sonra işte ajans kurdum falan. Hani bütün aşamaları gördüm işle ilgili, marketingle ilgili, üretimle ilgili. Şimdi artın production tarafını bildiğim için kendim de yaptığımdan oradaki prosesi anlıyorum. Bir o işe yarıyor. Bir de NFT, bir de genel olarak marketing biliyorum. Çünkü son 25 yıldır, ben yani düşün 19 yaşından beri ben kendi kreatif ajansımı yönetiyorum. Ve Türkiye'nin ve dünyanın birçok markasını, sadece Türkiye'de dünyanın birçok yerinde globalce Cannes'da ödül almış, başarı almış bir sürü iş yaptım. O yüzden marketing tarafını iyi biliyorum. Ama tabii bu konu biraz daha farklıydı başlarken. NFT'nin marketingi normal bir marka marketingi gibi değil. Çünkü Web3 kültürü farklı bir şey. Web3 kültürü daha fazla kolaborasyon ve kendini bir şeyin parçası hissetmek üzerine. O yüzden de Polar Bear'in marketing ve community stratejisini kurarken şunu dedik. Dedik yani biz bir dünya yaratıyoruz aslında. Bu sattığımız NFT'ler de kimlik kartı. O dünyaya girebilmek için kimlik kartını gösteriyoruz. Biz o zaman bir dünya hayal etmeliyiz ve o dünyayı anlatmalıyız. O yüzden de hikayemiz var o yüzden. Diyoruz ki burası bir alternatif gerçeklik. Buzul çağından dünya çıkamıyor. Buzul çağında kalıyoruz. Kurtulan tek canlılar polar bear'ler. Ve bu zor koşullara ayak uydurabilmişler ama pozitifliklerini hiç kaybetmemişler. O yüzden de fluffy'ler. Böyle bir alternatif gerçeklik nasıl olurdu? Oranın Einstein'ı nasıl olurdu? Oranın Mona Lisa'sı nasıl olurdu? Oranın işte çalışan adamı neye benzerdi? Esprisi üzerinden çıktı koleksiyon. Bir yandan da arkasında bir purpose, ben her yaptığım işin arkasında bir purpose koyma derdim var. Markalara o kadar anlatıyoruz, kendimiz yaparken yapmayacak mıyız diye. Dedik ki yani hani Ice Age konuşuyoruz ama bir yandan da climate change diye bir şey var. Bunun tam tersi bir yere doğru gidiyoruz. Buzullar eriyor. O zaman bu buzullar erimesinden en fazla bu arkadaşlar zarar görürdü alternatif dünyada da. Ama onların dünyasında böyle bir dert yok. Neden yok? Çünkü arkadaşlar daha vicdanlı ve zeki ve akıllı insanlar dünyayı korumuşlar. O zaman biz de bu işten kazanacağımız paranın her zaman bir kısmını climate change'i çözümlerini destekleyen bir derneğe yatıralım dedik. Bayağı bir araştırma yaptık. Climate change
For Leaders diye bir tane Avrupa'da bulunan bir dernekle anlaştık. Ve satış gelirimizin %5'ini onlara bağışladık. Hemen ilk gece. Ve onlarla şimdi beraber projeler yapmaya başlıyoruz. O yüzden bir tarafında bir purpose, bir amaç olsun dedik. Yani kazandığımız parayla bir şekilde dünyaya fayda olacak bir şey yapalım. Diğer taraftan da insanlar zaten bir tane Selçuk Erdem'in ilk NFT'sini almakla tamamen mutlular. Onu alıp koyuyorlar ki bizim 4300 tane, şu an 4300 küsür tane holder'ımız var. 4300 kişi de duruyor. Bu 10.000'e yakın NFT. Bu 4300 kişinin böyle 3000'i falan, 3500'ü yani %80'i hiç satışa koymuyorlar NFT'leri. Çünkü yani konuştuğumuz zaman da bu insanların çoğuyla da tanıştık, yüz yüze toplantı da yapıyoruz. Diyorlar ki ya ben Selçuk Erdem'in ilk NFT'sini almışım. Selçuk Erdem benim kahramanım. Hayatım boyunca güldüm. Ben bunu çocuğuma vereceğim diyor. Çocuğuma saklıyorum bu NFT'yi. Selçuk Erdem'in ilk NFT'si. O yüzden mesela bir kısım insan gerçekten çok duygusal ve çok böyle güzel hislerle alıp kenara koydular, kapattılar. Bir grup insan da her NFT koleksiyonunda da olur bu. Bir grup insan da alıp satmak için alıyor zaten. Diyor ki biri alırım, üçe satarım. Orada da senin o fırsatı veriyor olman lazım, o fiyat fırsatını. Biz onu verdik. Hatta işte birkaç hafta önce 0.3'e kadar çıktı bizim. 0.3 Ether'e kadar çıktı bizim fiyatlar. Güzel böyle bir tam o NFT'lerin coştuğu dönem bütün koleksiyonların fiyatları yükselirken çok şükür bizimki de yükseldi. Bir böyle bir oh falan yaptık. Şimdi de 0.1 civarlarında dolanıyor. 0.1 Ether civarlarında. 0.077'den biz çıkmıştık. O yüzden yani hani satan herkes, doğru zamanda satan herkes kâr etti aslında baktığımda. Ya da kâr ediyor. Bizim taraftan da baktığımızda biz bir tane, benim kafamda çünkü 4-5 tane şeyi doğru yaparsak bu proje tutar diyordum. Birincisi kitleyi doğru kurmak. Ki biz Mint'e çıktığımızda 20 bin takipçimiz vardı. Twitter'da 50 bin takipçimiz vardı Discord'da. Böyle hani herkes yanıyordu artık böyle çıkarın da alalım diye. Ve hemen Mint'ten sonra New York Festivali'ndeydik. New York NFT Festivali'ndeydik. İşte orada Gary V'ler, diğer insanlarla falan tanıştık. Onların çok faydası oldu. İşte Times Square'da, Times Meydanı'nda, işte dijital ekranlarda bizim videolar döndü falan. Bir nevi bir arzu nesnesine dönüşüyor artık. Evet, zaten benim ama çok çünkü. Yapma, bir aynen. Bir yandan şimdi mesela bizim kitleye bakarsan, işte bizim Discord'da takılanlarla konuşursan, biz şimdi ayda bir drop yapıyoruz. Sevdiğimiz projelerden whitelist veriyoruz. İşte kendi merchandise'larımızı ürettik. Şimdi collectible item üretmeye başlıyoruz. Pixel polar bear'ler geliyor. Baby polar bear'ler geliyor. Ice Metaverse'imiz. Güzel projeler Ice, var. Aynen. Ice Metaverse'imiz geliyor. Bizim önümüzdeki 9 ay dolu. O yüzden de hani hiç durmuyoruz biz bir proje olarak. Ve şimdi bir baktığın zaman bir tane mesela Fluffy aldıysan biz geçtiğimiz bu işte 3 aylık 4 aylık sürede en az 5-6 tane drop attık. Ki daha fazla. 7-8'e yakın Selçuk Erdem'in ürettiği yeni parçaları alıyorsun. Bunlar zaten bedava geliyor. Üzerine merchandise istiyorsan çok güzel merchandise'larımız var. Üzerine şimdi bebekler geliyor. Hani arkası dolu bir proje olduğunu anlatabilmek çok önemliydi. O yüzden biz baştan iyi bir roadmap yaptık. Onu da açık açık anlattık. İşte web sitesini düzgün yaptık. Şeye çok uğraştık. Hani detay seviyesine, ortaya çıkacak NFT'lerin detay seviyesine, eğlencesine, komikliğine. Yani işte kafasında tavuk olan NFT'ler var şimdi. Kafasında tavuk olan polar bear'ler var. Çok komik yani. Onu görünce alıyorum. Çünkü hani her gördüğüm balık var mesela kafasında. Tavuk var. İşte ne bileyim burnu şeyden o aynalı küreden olan polar bear var. Yani şimdi o kadar komik şeyler çıktı ki. Bir de random üretiliyor biliyorsun. Sen çünkü normalde şey yapıyorsun. Bir havuz yaratıyorsun. İşte 50 tane burun, 100 tane kafa, 200 tane kıyafet diye. Sonra bir kod çıt 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 diye bunları birleştiriyor. Sana 10 bin tane yaratıyor. Kombinasyonlar çıkıyor. Evet. Şimdi normal koleksiyonlar bunları yarattıktan sonra seçiyorlar. Bunların arasından iyilerini. Ve onları yayına alıyorlar. Biz öyle yapmadık. Biz dedik tamamen random. Biz de bilmiyoruz ne çıkacak. Aynısından iki tane de çıkabilir ki çıktı. İkizler var öyle birkaç tane. Mesela onları toplayan insanlar var. Hani ikizleri bulan. Onlar da kendi aralarında böyle rare gibi bir şey oldular. Aynen rare gibi bir şey oldular. Bir de mesela çok böyle clean'ler çıktı. Yani çok clean'le bizde set esprisi var. Gizliydi o sonra açtık. Mesela işte denizci kıyafeti. Denizci kıyafetinin hani normal bir üstün vardır ya beyaz bahriyeli. Tamam. Bir de şapkası vardır. Şimdi mesela bu ikisi tutarsa random olduğu için bu ikisi tutarsa ve başka hiçbir şey yok. Hani gözlük yok, küpe yok zaten. Tertemiz, bahriyeli yani. Mesela onu bulursan o çok rare bir şey. Çünkü yani o ihtimal çok düşük. Mesela vay oluyorsun. Hani onu öyle alıyorsun. O yüzden de biraz şey de oluyor. İşte en garip kombinasyonlar, en komik kombinasyonlar, en net, temiz NFT'ler gibi bir sürü çeşit çıkıyor. Güzel içinde. Kısmı da zaten böyle oyuncaklı aynen. Olması galiba. Aynen aynen kesinlikle. Süper. Abi şey de soracağım. Şimdi
bir dijital, aslında sanatta bir rönesans gibi bir şey de yaşıyor gibiyiz yani. Biraz önce o romantiklikten de bahsettin. Hani ben Selçuk Erdem'e yıllardır gülüyorum. Aynen. Bir NFT'min olması Selçuk Erdem'den. Bunu çocuğuma işte bırakabilecek olmam falan çok kıymetli. Biz de mesela Penguin'in son gecesinde, böyle kapanacağı son gecede böyle orijinallerimizi değişmiştik. Herkes birbirine bir orijinalini vermişti falan. Bu romantiklik mesela NFT'lerden sonra kaybolur mu? Artık her şey tamamen böyle ya fiziki şeylerin hiç kıymeti kalmaz. Tamamen dijitale döneriz gibi bir korku yok ya, bence oluşmalı mı içimizde? Bence yani oluşmamalı. Yani biliyorsun, bu her teknoloji her geliştiğinde ya da inovasyon her değiştiğinde bu konuşma yapılıyor aslında. Müzik için plaklar için yapıldı. Hala plak alıyorum ben. Bilmiyorum seni. Tüm dünya alıyor. Tüm dünya alıyor. Plak satışları arttı bir de biliyorsun şeyden sonra, Spotify'dan sonra. Sonra işte ikincisi biliyorsun kitap için aynı muhabbeti. Aa, Kindle çıktı. Kim kitap alacak bir daha? Vallahi benim evimde kütüphane var. Ben her ay gidip kitap alıyorum. Bir sürü insan da alıyor. Hiç kitap satışları da azalacak gibi durmuyor. Neden? Çünkü insanlar ve aynı şeyi Covid'de de yaşadık. Tamam, Zoom'la görüşebiliyoruz ama hala yüz yüze görüşmek istiyoruz. Çünkü şunun enerjisinin karşılığı değil Zoom. Çünkü sen fark etsen de fark etmesen de zamanla bilimin de bir kısmını anladığı ve anlamaya çalıştığı şeyler var, gerçekler var. Birincisi, insan dediğin şey fiziksel interaction'la, fiziksel etkileşimle farkında olsun ya da olmasın enerji paylaşıyor aslında. Ve bu enerji paylaşma sana sadece konuştuğun konuyu değil, daha pozitif şeyler de veriyor. İşte beraber bir saat iyi bir insanla güzel bir muhabbet yapsan keyfin yerine geliyor. Hayata daha iyi bakıyorsun, işte umudun tazeleniyor vesaire. Bunun aynısını mesela Zoom'dan yapmak o kadar kolay değil. O yüzden fiziksel obje, fiziksel sanat, fiziksel kitap, plağın sesi, plağın cızırtısı, bunlara ihtiyacımız var. Çünkü bunlar bizim yaşadığımızı hatırlatıyor. Gerçek olduğumuzu hatırlatıyor. Yani bir fiziksel varlığımız olduğunu hatırlatıyor. O yüzden bence insanın fiziksel objeye olan düşkünlüğü azalabilir ama yok olamaz. Bir de dokunma hissi bizim için çok güçlü bir his. Kitaba dokunmak, sanata dokunmak. O hissi seviyoruz. Ondan da vazgeçeceğimizi düşünmüyorum. Ama sanatın bir kısmı dijitalleşecek. Çünkü sebebi ne? Yani işte mesela burada da görüyoruz ya, duvarda bir resim var. Bir çerçeve var, bir kağıdın üzerine yapılmış. Şimdi kağıttan önceki medium neydi? Duvardı, taş duvarlardı. Şimdi taş duvarları taşımıyoruz biz böyle, değil mi, buralara böyle 8 tane taş duvarın üzerinde resimler durmuyor. Neden? Medium değişti. Daha kolay bir medium'a geçildi. Şimdi aynısı oluyor. Daha kolay bir medium'a geçiliyor, dijital. Bunu yapmaktan daha kolay o mecrada yapmak. Orada daha fazla şey üretebiliyorsun. Daha farklı şeyler üretebiliyorsun. O yüzden de yeni bir medium eklendi aslında şu an. Hani bizim canvas'ımız şu an NFT. Sen yağlı boyayı yaptın, canvas'a gerdin ya. İşte gerdiğin canvas NFT şu an. Sanat eseri için yaptığın şey fark etmez ki, ha kalemle yapmışsın, ha penle yapmışsın, ha dökerek yapmışsın, işte bir insanı boyayıp üzerinden kaydırmışsın, fark etmez. Teknik değişebilir, kullandığın malzeme değişebilir, kendini reprezent ettiğin mecra değişebilir ama sanat değişmez. Bunlar değişebilir. O yüzden de bu da sanatın yeni rönesansı işte. Süper. Abi şeyi de soracağım. Şimdi sen başta söyledin ya, hani böyle İsviçre çakısı gibi adamsın, reklamcısın, marketingçisin, işte yatırımcısın, girişimcisin vesaire derken aynı zamanda bir de koleksiyonersin. Evet. Sen. Yani maalesef sadece, balık burcunun öyle bir sıkıntısı var. Sadece plak değil, plak aldık biraz önce kucağı olarak ama NFT koleksiyonerisin de aynı zamanda. Evet, sneaker koleksiyonum var, viski koleksiyonum var, NFT koleksiyonum var, plak koleksiyonum var, oyuncak fikir koleksiyonum var, kitap ve pul koleksiyonum var. Süper. Balık burcu birazcık şey oluyor, obsesif oluyor. Abi şey, bu burçtan gelen bir özellik. Yok, o şakası. NFT koleksiyonum var. 450-460 NFT'm var. Bunu neye göre seçiyorsun mesela, onu soracaktım. Ya yani şöyle, zevklerin nasıl? Evet, hani böyle birkaç tane şeye bakıyorum. Olarak. Birkaç tane şeye bakıyorum. Birincisi, bu 10 binlik koleksiyonlarda kesinlikle sanatın kalitesine ve roadmap'e bakıyorum. Hani yani değişik bir sanatçıyla çalışmışlar mı? Ortaya çıkan iş baktığımda wow dedirtiyor mu bana? Hı-hı. Ve arkasında bir roadmap var mı? Oyun mu gelecek? İşte başka koleksiyonlar mı gelecek? İşte ne bileyim, çizgi roman mı gelecek? Ne gelecek arkasına? Yani bu sanatçının hayali ne bu işle ilgili? Birazcık money grab gibi mi? Hani çok bir şey yok, ya yapacağız, bakacağız mı? O zaman mesela biraz soğuyorum ben. Çok trendlere bakmıyorum ben. Hani herkesin aldığı şeyleri almak gibi derdim yok. Gerçi o yüzden de mesela aldığım projelerin bazıları çok başarılı oldu. Çok mutluyum. Çılgıncasına inandığım yüzlerce aldığım projeler battı. Çok mutsuzum. O yüzden biraz random oluyor. Bir ona bakıyorum. 10K olmayan koleksiyonlarda da, böyle tek tek, birebirlerde falan da, orada gerçekten sanatçının geçmişine bakıyorum aslında. Yani ne kadar üretken, kendini evolve edebilmiş mi, sanatı bir
zaman içinde değişmiş mi? Önceki işlerle son işler arasında bir evrim var mı? Twitter'da ne kadar aktif? Hangi aralıkla üretiyor? Ne sıklıkla üretiyor? Bunlara bakıyorum çünkü oradan da şeyi anlıyorsun. Hani bunu mış gibi mi yapıyor bu sanatçı? Yoksa gerçekten hani in it for the long run mı? Onu anlıyorsun. Bunlara bakıyorum. Bir de yeni fikir var mı ona bakıyorum. Mesela seninle konuşuyorduk ya demin. İşte LIT diye bir tane token var. Böyle cultural DAO, kültürel DAO kurma derdindeler. Ve mesela adamların ilk NFT drop'u, token'ı tutanlara NFT drop ediyorlar. İşte Robert De Niro, Ethereum'un fiyatlarına tepki verdiği dinamik videolar. Dinamik video ne demek? Ethereum'un fiyatı yükseliyorsa gülüyor, aynı NFT. Düşüyorsa ağlıyor. İçinde video var. Ona göre bir video run ediyor. Harika. Senin NFT'nin dinamik olarak değişiyor yani. Şimdi Robert De Niro'nun ilk NFT'si, üstelik de böyle interaktif. Neyse parası veririm abi. O çünkü tarihi bir şey o yani. Onu alıp koymak gerekiyor. Şey gibi hani, ne bileyim, Da Vinci ile işte birileri ortak iş yapıyormuş. Yok abi, Da Vinci ortak bir iş yapıyorsa almam demezsin yani. Da Vinci o. Alırsın. Ya da işte ikinci mesela, LIT'in ikinci çıktığı proje işte Bogdanovic ile Kim Basinger. Bogdanovic çekiyor, Kim Basinger bu sefer LIT'in fiyatlarına tepki veriyor ve arkada böyle bir voiceover konuşuyor falan. Bayağı sanat yani. Bayağı gerçekten dijital sanat. Şimdi bu yeni inovasyonun ve teknolojiye de Pak'ın eserleri. Mesela Pak'ın yaptığı iş bence gerçekten yeni nesil sanat. Hani tamamıyla yeni nesil sanat. Etkileşim kullanıyor. Smart contract'ın kimsenin bilmediği özelliklerini kullanıyor. NFT kültürünü kullanıyor. Tamamen yeni değerlerle tamamen yeni bir şey yaratıyor. Ve bence gerçekten yeni nesil sanatçı. Örneği kim dersen Pak bence bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Siz tanıştınız galiba. Tanışıyoruz. Konuşuyoruz da, seviyorum da çok. Çok enteresan bir insan. Ama mesela onun yaptığı iş çok başka level'da bir iş. Ve ben oraya doğru gideceğini düşünüyorum bu işin. Daha fazla etkileşim, daha fazla dinamik data, daha fazla kullanıcının davranışına göre değişen sanat gibi bir yere doğru gidecek. Şu an biz ne yapıyoruz? Şu an ilk önce aslında biz ne yaptık? Kağıttan dijitale geçtik. Aynı şeyi yapmaya devam ediyoruz. Bazı insanlar aslında bir dakika, mecra değişti, kurallar da değişti diyor. Ve sanatı sorgulayarak çalışmaya başlıyor. O insanlar benim daha çok ilgimi çekiyor. O tarz insanların işlerini çok topluyorum. Pak bunlardan bir tanesi. Aslında dijital sanatın Banksy'si gibi bir şey. Aynen. Sıfır fotoğrafı var. Hiçbir yerde fotoğrafı sesi yok, fotoğrafı ses yok. Tamamen böyle anonim bir sanatçı. O yüzden eserleri de çok kıymetli. Ve dünyanın en çok satan sanatçı sayısı. Onu da muhakkak belirtelim ve tebrik edelim kendisini de. Onun gerçi bir oluşum olarak falan sanıyorlar ama tek kişi değil mi? We don't know. Yani kimse bilmiyor. Yani bir tane kişiyle konuşuyorum ben ama o tek bir kişi mi? Arkasında 150 kişilik bir ordum var, bilmiyoruz. Ama bence öyle olması daha güzel zaten. Hani bazı şeylerin gizli olması bence daha güzel. Banksy için de öyle. Onlar bir grup abi falan filan. Olabilir ekip abi. Olsun da istiyorsa 3 milyon kişi olsun. Adamın yaptığı işi seviyoruz sonunda. Fark etmez benim için. Aynen. Abi süremizin sonuna geldik galiba. Eyvallah. Çok keyifliydim abi. Ayağına çok teşekkürler. İlk programı seninle yapmak da çok güzeldi. Yani güzel oldu. Bize bu şerefi nail ettin. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Her zaman. Abone olmayı kanalımıza unutmayın lütfen. Bizi takiplemeyi de unutmayın. Sanatın NFT Hali programının bir diğer bölümünde yine en az Alemşah Öztürk kadar kıymetli bir konuk daha ağırlayacağız. Beklemede kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.